Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Gönül Elçileri projesi kapsamında Bodrum'da yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İlk geçtikten sonra işini çeviriyorsun, kendi kenara geçiyorsun, araçlarını açıyorsun. Bodrum Kaymakamlığı desteğiyle projede gönüllü olarak çalışan görevliler yaptıkları bu yeni girişimin Türkiye'de de bir ilk olduğunu belirttiler. Gönül Elçileri projesi kapsamında yürütülen çalışma kapsamında Bodrum'da bulunan bütün ilk ve orta dereceli okulların okul aile birliklerinin desteğiyle artık okul giriş ve çıkışlarında çocukların güvenliği için veliler görev alacaklar. Bu zamana kadar trafik polisleriyle okul öğrencilerinin yaptığı güvenli geçişi bundan sonra okul aile birliklerince belirlenen gönüllü veliler yürütecekler. Güler Mustafa Kızıl Ağaç İlkokulu'nun dağılımında şapkası, yeleği ve dur geç levhasıyla gönüllü olarak çocukların karşıdan karşıya güvenle geçmesini sağlayan Serpil Devrim isimli öğrenci annesi, yapılan bu uygulamanın proje kapsamında Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyledi. Serpil Devrim, Bodrum'un bütün okullarında bir çalışma başlattıklarını, çocukların okullara giriş ve çıkışlarında güvenle yollardan geçmelerini sağlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi. Dönüşümlü olarak sabah girişlerde ve akşam çıkışlarında çocuklarımız gönül elçileri önlüğü giymiş ve şapkası takmış, kendini gönül elçiliğine adamış aileler, bireyleri, veliler tarafından karşıdan karşıya geçirilecekler. Böylelikle de trafik kazaları ve çocukların maruz kalabilecekleri olumsuz her türlü durumda önüne geçmiş olacağız. Efendim, bu proje Bodrum'da ilk defa, Türkiye'de Bodrum'da ilk defa yapılıyor. Bodrum'da başlattık biz bunu. Sonra valiliğimiz aracılığıyla, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla bütün okullara, Türkiye'deki her okula yayılacak bir proje. Bugün bunun ilk adımını burada attık. Her yere sağ olsunlar yetiyorlar ama her okulun önüne de bir polis dikemeyeceğimize göre mesaileri çok yoğun olduğu için bunu el birliğiyle topluma katkı yapmak adına velilerimiz yapacaklar.